para iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken yangının kullanıcıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığıyla halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar pideleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Peki kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan kim? Saray ve yandaşları. Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zamın başrolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan enerji piyasasını denetleme kurulu üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, yine memur, emekli, çiftçi ve esnaf oldu. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarife adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçiren ilk kademeye %52 zam, bir üst kademeye ise %127 zam yapmayı da ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz. Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile %52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski tarifeden, Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden hesap edildi. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatı ile yazılan faiz zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ila 3 kat arası artmıştı. Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçti. Bu kez AKP Genel Başkanı zaten faiz zam yaptığı ilk kademenin 150 kWh yerine 210 kWh'a çıkarıldığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır diye defalarca uyardık. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan en az 230 kW olmalıdır diye uyardık, söyledik. Sarayın ben yaparım olur zihniyetiyle ısrarlı basiresiz yönetimi vatandaşımızın bütçesinde yeni gelikler oluşturdu.